Arkası Yarın. Bir Gül, Bir Gonca. 15. Bölüm. Yöneten Mehmet Köseoğlu. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert. Seslendirme yönetmeni Neslihan Gürgün. Ses kayıt ve montaj Mustafa Özcan. Tanınmış bir doktorun oğlu olan Talha, bir şirketin Antalya'daki mağazasına müdür olarak atanır. Burada çalıştığı sırada Hayriye ile tanışır. Hayriye öğretmenlik yapmaktadır ve hayırsız biri olan kocasından yıllar önce boşanmıştır. Hayriye'nin mazbut kişiliği ve güzelliği Talha'yı çok etkiler ve kısa zamanda anlaşarak evlenirler. İlk zamanlar Talha'nın annesi bu evliliğe karşı çıkarsa da Zeynep'in şirinliği ve Hayriye'yi yakından tanıdıktan sonra onu çok sever. Fakat bu aile saadeti uzun sürmez. Bir gün karısının eski kocası Tarık ortaya çıkarak kızını görmek istediğini söyler. Talha adamın niyetinin kızını görmek değil para istemek olduğunu anlayınca 10 milyar vererek şimdilik başından savar. Durum bununla da kalmaz. Bir erkek çocuk dünyaya getiren Hayriye aradan 2 ay geçtiği halde bir türlü yataktan kalkamaz. Yapılan tıbbi tahliller sonucunda Hayriye'nin kemik kanserine yakalandığı ve bütün vücudunu sardığı anlaşılır. Bu haber aileyi derin bir üzüntüye boğar. Sonuçta ümitsiz de olsa tedaviye başlanır. Kendini nasıl hissediyorsun canım? Çok kötü. Midem fena halde bulanıyor. Bulanacağını söylemişlerdi. Çok sarstı mı tedavi seni? Bilemediğin kadar. Ben değilim sanki. Böyle olacağını duymuştum ve bu yüzden ilaç tedavisini istememiştim zaten. Kendin için, bizim için dayanmalısın bebeğim. Yaşamak kolay değil. Hiçbir şey kolay değil. Ama sen zoru başaracaksın. Çünkü başarman için tam 3 tane nedenim var. Neymiş onlar? Ben, Zeynep, Sinan. Biz sensiz ne yaparız? Biz bir aileyiz sevgilim. Ben açarım. Nuran olmalı. Tedaviye gideceğimiz için çocuklara bakması için çağırmıştı. Merhaba Talha abi. Hoş geldin Nuran. Girsene içeri. Biz de hastaneye gitmek için senin gelmeni bekliyorduk. Nasılsın Hayriye? İyi değilim Nurancığım. Tedavi çok yoruyor beni. İşkenceden beter bir şey bu. Ama yapabileceğim bir şey yok. Bak göreceksin. Sonunda iyileşeceksin. İnşallah. Çocuklar nerede? Zeynep okulda. Sinan da odasında. Büyük annesinin aldığı oyuncaklarla oynuyor. Tamam siz gidin. Ben şimdi Sinan'ın mamasını hazırlarım. Ah Nurhan. Fedakar arkadaşım benim. Sen de olmasan ne yapardık bilmiyorum. Saçmalama. Aynı durumda ben olsam sen de benim için aynı şeyleri yapardın. Hadi tatlım. Biz hastaneye gidelim artık. Talha Bey, eşinizin hastalığını duyduk. Tüm mağaza çalışanları adına size geçmiş olsun diyoruz. Sağ ol Cem. Ne yazık ki asrın bu amansız hastalığı sonunda bizi de vurdu. Keşke Hayriye Hanım için bir şeyler yapabilsek. Dua edebilirsiniz Cem. Yapılacak en iyi şey de bu. Ha, reyandaki eksik malların zaptını tuttuk. Size bırakayım. Sağ ol Cem. Gerisini ben hallederim. Peki efendim. İyi günler. Hı. Efendim? Babam mı? Hemen bağla. Talha yavrum. Aa, merhaba babacığım. Hayriye nasıl oğlum? İlaç tedavisi nasıl gidiyor? İyi değil baba. Tedavi çok yoruyor onu. Doğru dürüst bir şey yemiyor. Öylesine zayıfladı ki. Merak etme. İlaç tedavisi ilk zamanlarda böyle yapar. İlerleyen zamanlarda vücut alışır. Sakın tedaviyi yarıda kesmeyin. Devam ediyoruz babacığım. Dün 6. kez ilaç tedavisine girdi. Umarım sonu iyi olur. Annen sömestr tatilinde size gelmek istiyor. Tabii tabii buyursun gelsin.
Annemi görmek Hayriye'nin moralini düzeltir. Annen de öyle düşündü zaten. Sen gelmiyor musun? Benim sağım solum belli olmuyor oğlum. Biliyorsun, hastalarım var. Evet evet, haklısın babacığım. Peki oğlum. Gelinimize selamlarımı söyle benim için, onu da öp. Sağ ol babacığım. Sen de annemi öp bizim için. Zavallı Hayriye. Hep mutluluktan korkuyorum derdi. Ben de mutluluğun nesinden korkuyorsun derdim ona. Sanki malum olmuş kendisine. Hoş geldin sevgilim. Hayriye. Aman Allah'ım. Bugün seni çok iyi gördüm. Evet, çünkü iyiyim. Evet, iyi olduğunu görüyorum canım. Her ne kadar başımda saç kalmadıysa da kendimi bugün daha iyi hissediyorum. Nasıl? Eşarbım yakışmış mı? Hem de nasıl. Sen her halinle güzelsin canım benim. Seni böyle görmek beni nasıl sevindirdi bilemezsin. Babam aradı bugün. Annem sömestr tatilinde gelmek istiyormuş. Onları ağırlamaya gücün var mı? Tabii ki var, hiç önemli değil. Anneni yanımda görmek bana güç verecektir. Çok anlayışlı bir ailen var. Evlendiğimiz zaman baş başa kalmamız için Zeynep'i yanlarına aldıkları günü hatırlıyorum. Bursa'ya Uludağ balayına gitmiştik değil mi? Evet. Hayatımın belki de bir daha yaşayamayacağım en güzel günleriydi. O zaman hayallerim hep yaşamak üzerineydi. Şimdi de öyle olmalı canım. Peki öyle değil. Saçmalama. Bütün bu ilaç tedavisinin niçin yapıldığını sanıyorsun ki? Şimdi bütün o acıları çektikten sonra ölüme teslim mi olacaksın? Hayır. Teslim olacağımı bir an bile aklıma getirmedim. Sadece zaman zaman kötü duygulara kapılıyorum. Kötü şeyleri unut. İleriyi düşün. Ailemizi düşün. Bu dünyada yapacağımız daha o kadar çok şey var ki. Daha birbirimize doğru dürüst doyamadık bile. Seni tahmin edemeyeceğin kadar çok seviyorum tatlım. Bu halimle mi? Kel. Yağmur yumru kafalı. Evet. Kel de olsan seni seviyorum. Hayır, sevmiyorum. Evet, seviyorum. Sevmediğim hiçbir yanın yok ki. Ayrıca kel olmak önemli değil. İnsanın kendisi önemli. Ruhu, kalbi önemli tatlım. Hem biliyorsun, bir gün ben de kel olacağım. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum tatlım. Ve başına gelenler de hayatımızın bir parçası. Zeynep tatlım, bak bunları seninle kardeşine getirdim. Bunların içinde ne var büyük anne? Bir sürü oyuncak. Hadi kardeşine götür de oynayın. Tamam büyük anne, seni seviyorum. Her gelişinizde bir sürü oyuncak getiriyorsunuz anne. Masraf ediyorsunuz. Hepinize feda olsun. Sana da bir armağan getirdim tatlım. Öyle mi? Kelime örtmesi için bir şey mi? Umarım kızmazsın. Hadi aç kutuyu. Peki. Ha, peruklar, hem de bir sürü. Değişik kesim ve tarzlarda. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Kızmadın değil mi? Nasıl kızabilirim ki? Ben de bir tane almayı düşünüyordum. Ama kafam böyle kelken gitmeye çekiniyordum. Bunu tahmin etmiştim. Böyle daha eğlenceli olabileceğini düşündüm. Hadi tak bir tanesini. Siz beğendiğiniz birini gösterin, onu takayım. Hepsinin de sana yakışacağına eminim. Mesela şu kahküllü olanı deneyebilirsin. Senin eski saçın da öyleydi sanırım. Evet, takıp bakayım. Nasıl? Yakıştı mı? Çok güzel oldu. Beğendin mi? Evet. Biliyor musunuz, bu perukla birden kendimi daha iyi hissettim anne. Evet, yine eski Hayriye'ye benzedim. Biliyorum. Her ne şart altında olursa olsun biz kadınlar saçımıza başımıza meraklıyızdır tatlım. Oğlumun da bayılacağını sanıyorum. Ben de öyle. Gerçi o hiçbir zaman başımın kelliğini problem etmedi ama beni böyle gördüğüne sevinecektir. Yavrum, bilmeni istediğim bir şey var. Seni çok ama çok seviyoruz. Ben de sizi çok seviyorum anne. Mutluluğu önce Talha'da sonra da sizde tattım. Umarım kısa sürmez. İyileşeceksin hayatım. Bu hastalıktan kurtulan çok insan tanıyorum. Sen de azminle ve iradenle bu hastalığı yeneceksin. Elimden geleni yapıyorum anne. İlaç tedavileri beni mahvetti ama yine de dayandım. Yaşamamın bir anlamı olsun diye
yarım günde olsa okula gidip öğrencilerime ders veriyorum. Ah, Talha geldi galiba. Ben açarım. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Hayriye? Aman Allah'ım, bu sen misin? Beğendin mi? Beğenmek mi? Dur hele bir içeri gireyim bakayım. Sevgilim, bu harika bir şey. Tıpkı sana aşık olduğum günkü gibisin. Nereden aldın bu peruğu? Annen getirdi. Annem mi? Geldi mi yoksa? Evet, içeride. Anneciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın oğlum? Seni gördük daha iyi olduk anneciğim. Öyle değil mi sevgilim? Evet. Annen insana yaşadığını hissettiriyor. Babam gelmedi mi? Hayır. Biliyorsun o hastalarından ayrılamıyor. Şu hale bak anne. Karım böyle görmek beni öyle mutlu etti ki. Sakın bu peruğu başından çıkarma tatlım. Demek ki her görüntümden hoşlanmıyorsun. Oysa bana beni her halimle sevdiğini söylemiştin. Elbette seviyorum. Ama seni bu perukla görmek beni çok mutlu etti. Beni de mutlu etti. Birden hastalığımı, bütün sıkıntılarımı unutturdun. Teşekkür ederim anneciğim. Sen insanların ne istediğini çok iyi biliyorsun. İnsanlar yaşlandıkça çok şeyi öğreniyorlar oğlum. Size bir sürprizim daha var. Sürpriz mi? Evet. Yarın sömestr tatili başlıyor. Neden torunlarımı bana bırakıp da şöyle karı koca baş başa bir geziye çıkmıyorsunuz? Eminim bu Hayriye'nin hoşuna gidecektir. Tatlım, ne diyorsun annemin teklifine? Ne diyebilirim ki? Bir süre hastalığımdan ve her şeyden uzaklaşmak bana iyi gelecektir. Tamam. Öyleyse yarın sabah bir haftalığına gidiyoruz. Hı? Hadi bakalım, hazırlıklarını yap. Ben de patronuma telefon açıp bir hafta gelmeyeceğimi söyleyeyim. Anne, teşekkür ederim. Keşke elimden çok daha fazlası gelebilseydi. Uludağ'a tekrar gelmekle çok iyi ettik Talha. Eski günleri hatırlattı bana. Ben de öyle sevgilim. Aslında kaymayı bilseydik daha zevkli olurdu bizim için. Hele sen bir iyileş. Seneye gelir bir kayak hocasından ders alırız. O kadar yaşayacak mıyım bilmiyorum. Bebeğim lütfen. Kaç kere söyleyeceğim sana. Aklından çıkar bu düşünceyi. En azından burada olduğumuz sürece. Biliyorum Talha. Buraya gelirken hastalık konusunu hiç açmamaya karar vermiştim. Ama aklımdan hiç çıkmıyor ki. Kusura bakma ne olur. Her taraf bembeyaz karlar içinde. Eğlenenler, gülenler, kayanlar, herkes burada. Biz de onlar gibi olalım tatlım. Ah Talha, bana verdiğin sözü tutacaksın değil mi? Hangi sözü? Eski kocamın Zeynep'i asla görmesini istemiyorum. Bana bu konuda verdiğin sözü tekrarlar mısın lütfen? Hayatım, daha önce söz vermiştim sana zaten. O zaman hasta değildim Talha. Şimdi ciddi bir hastalığın pençesindeyim ve tekrar söz vermeni istiyorum. Pekala, pekala. Sana söz veriyorum. Hayatta olduğum sürece kimsenin Zeynep'i üzmesine fırsat vermeyeceğim. Hele eski babasına hiç vermeyeceğim bu fırsatı. Teşekkür ederim Talha. Bu benim için çok önemli. Şimdi bırak eski kocanı. Buraya iyi vakit geçirmeye geldik canım. Evet, eski günlerde olduğu gibi. Bir Gül, Bir Gonca adlı oyunun 15. bölümünü dinlediniz. 16. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.